Allah! Pardon ya Ertuğrul. Herkese merhaba. Liseni anlattı. Bugün Ertuğrul Keskin konuğumuz. Böyle enerjik, böyle pandemi diye kimse kapandık işte. Aa, havalarda böyle kapalı. Biz de zaten eve kapandık kaldık falan. Asla öyle bir şey değil. Şimdi evde hangi hareketler, hangi spor egzersizler yapılır? Bize Ertuğrul Keskin bildiriyor. Tam üstüne denk geldi beden eğitimi bölümü öğrencisi olarak da. Hoş geldin Ertuğrul. Merhabalar. Merhaba. Ben Ertuğrul, 19 yaşındayım. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Lisesi'nden mezun oldum. Şu anda da Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Online derslerimiz oluyor, onlara katılıyorum. Genel olarak şu an pandemi süreci içerisinde online derslerimi yapıyorum. Ev içerisinde yine kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde geçiyor yani. Harikasın Ertuğrul. Çok enerjik giriş yaptım ama o TFF diye kısa geçtiğin şeyi müsaadenle ben uzun açıklamasıyla geçeyim. Sen de beni düzelt eğer yanlış söylersem. Türk Futbol, Türkiye, Türk değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu. Futboldan ne kadar uzağım isabet yani. Türkiye Futbol Federasyonu Meral Celal Aras Spor Lisesi. Doğru mu? Doğrudur, evet. Süper. Peki spor lisesi nereden geliyor? Daha önce var mıydı? Ben mesela ilk defa duydum. Yani bilmiyorum arkadaşlar ne derler ama bize biraz anlatır mısın? Yani, sen nasıl oldu? Tabii ki de. Şöyle, bizim okulumuz 2014 senesinde kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisesi. İstanbul'da da daha bulunan spor liseleri var. Ataşehir'de bulunuyor. Bir tane yanlış bilmiyorsam özel bir tane daha spor lisesi açıldı. Fakat bizimkisi 2014 senesinde açıldı ve ben okulun ikinci senesindeki öğrencisiyim yani. İlk öğrencilerinden değil, ikinci kuşaktaki öğrencilerindenim. Okul Beykoz'da, Riva'da bulunuyor. Yani Riva'da bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Okulu Spor Lisesi, Meral Celal Aras Spor Lisesi. Yalnız diğer spor liselerinden farkı olarak şu var. Hani tabii ki de tüm branşlarda spor yapan öğrenciler katılabiliyor. Fakat hani Futbol Federasyonu'nun okulu olduğu için daha çok futbolcu olan arkadaşlarımız ilgi gösteriyor. Ben de nasıl başvurdum bu okula, nasıl oldu? Şimdi şöyle, ben ilkokuldan beri, ortaokuldan beri üniversitede akademi okumak istiyordum. Beden eğitimi bölümü okumak istiyordum ki çok şükür kazandım, şu an Marmara'dayım. Ama bunun öncesinde liseyi de doldurmam gerekiyordu. Ne yapacağım derken oynadığım takımdaki bir yaş büyük benden birisi okulun ilk öğrencisi olarak bu spor lisesine başvuruyor, kazanıyor. Tabii bir sonraki sene ben de bunu duyuyorum. Zaten sporcuyum, sporla ilgileniyorum. Neden ben de bu okula gitmiyorum diye kendime sordum. Daha sonra başvurdum okula. Yetenek sınavları oldu, işte bizi seçtiler. Daha sonra okula girmeye hak kazandım. Okulun öğrencisi oldum. Ne güzel, gönlünde hep vardı. Futbola önceden başladın. Böyle bir lisede tam yerine oturdu. Şimdi de Marmara Üniversitesi dedin, yanlış duymadıysam. Doğru. Spor bölümündesin yine. Evet. Peki futbolcu olmayanlar da bu liseye ama genelde tercih etmiyor diyorsun anladığım kadarıyla. Futbol Federasyonu'nun okulu olduğu için genel ağırlıklı olarak futbolcu arkadaşlar daha çok başvuruyor. Üniversitede spor bölümüne bir ayrıcalığı oluyor mu? Yani şöyle, spor lisesinden mezun olanlar üniversitede kesin olarak bir ayrıcalığı vardır şeyi yok. Ama bizim mesela Futbol Federasyonu, bizim okulun bir protokolü vardı İstanbul Üniversitesi ile. Normalde beden eğitimi bölümünde 280'le öğrenci alınırken mesela biz üniversiteden 200 puanı yapıp direkt olarak üniversiteye başvurma hakkımız oluyor. Daha sonra tekrar yetenek sınavına giriyoruz. O ayrı. Ama bizim okulun İstanbul Üniversitesi ile yapmış olduğu kendi aralarında bir protokol var. Daha düşük puanla okula başvurma hakkına sahip olabiliyoruz. Ama bu her okulda geçerli değil dediğim gibi. Mesela ben Marmara'da okuyorum ama böyle bir ayrıcalığım olmadı yani. Sadece İstanbul Üniversitesi'nde geçerli olan bir şey bu, avantaj. Öyle söyleyebilirim. O zaman şöyle daraltıyor birazcık alanında. Eğer bu bölümü düşünmüyorsa, spor bölümünde de okumak istiyorsa birazcık orada arada kalmıyor mu? Yani bir ayrıcalık da yoksa daha ekstra çalışması gerekmez mi? Bir yandan yetenek, söz gelimi senin gibi futbolcusun. Futbolla ilgileniyorsun. Derslere tam vakit ayıramayabiliyorsun. Yorgunluk olabiliyor. Bu anlamda ne dersin? Burayı düşünenler için. Yani şöyle söyleyebilirim. Spor liseleri zaten spor alanında bir yere gelmek isteyen, sporla ilgilenen kişiler için bence daha uygun olabilir. Çünkü yani hedefi Anadolu Lisesi olan veya üniversitede örnek veriyorum, tıp olan bir kişi zaten gelip spor lisesi okur diye ben düşünmüyorum. Çünkü yani spor liselerinin yapma amaçları zaten, şimdi şöyle, biz sporcuyuz hepimiz okulda. Diğer liselerden farklı olarak biz günde 6 saat ders veriyoruz.
Onlar 8 saat ders görürken biz de 6 saat ders görüyoruz. Kalan 2 saati de ne yapıyoruz? Orada derse girmektense antrenmanlar yapıyoruz veya kendi kulübümüze gelip antrenmanımızı yapıyoruz. Yani buradaki zaten spor lisesinin temel mantığı şu oluyor. Eğer bir kişi sporcuysa hem dersi kaçırmaması hem de spor alanında istediğini yapabilmesi için ona birazcık avantaj sağlanmış oluyor. Yani spor lisesi okuyan bir öğrenci zaten ben üniversitede tıp okuyacağım ama gelip şimdi de spor lisesi okuyorum denmez yani. Spor yapıyorsa spor lisesi onun için avantaj olur. Yani teoride muhakkak böyle hedeflenmiştir, amaçlanmıştır ama pratikte bu böyle olmayabilir. Bunun yorgunlukları var vesaire, zaman kullanımı, disiplin, bir sürü yanında bunun dezavantajları da olabilir. Ama sen mezun olduğun için bunu söylüyorsan bu artık tamamdır yani bizim için veya bizi dinleyenler için. Peki birazcık okulun içinden bize bahset. Aktiviteler 6 saat, 2 saat, son 2 saatte herkes futbol oynuyor mu? Yoksa onu nasıl branşlara ayırıyorsunuz içeride? Şöyle anlatayım ben size direkt. Hani bir hafta içerisinde pazartesiden cumaya kadar ben okulda ne yapıyorum? Hem bu şekilde anlatman dinleyenlerin belki kafasını dahil edebilir. Şimdi şöyle 6 saatlik bir dersim oluyor. Dersten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun spor tesisine gidiyoruz. Milli takım tesislerine. Orada antrenman yapıyoruz. Hem pazartesi hem de salı günü. Çünkü biz pazartesi akşamları ve salı akşamları okulda kalıyoruz. Çarşamba günleri de evimize dönüyoruz. Tekrardan dersimizi yaptıktan sonra servisle eve dönüp kendi antrenmanlarımıza gidiyorduk. Şimdi şöyle oluyor işte. Okula giriyoruz. Bu ders saatleri içerisinde dersimizi tamamlıyoruz. Ders bittikten sonra milli takım tesislerine gidip antrenmanlarımızı yapıyoruz. PlayStation oynamamız için kurulmuş bir oda var. Bilardo oynamamız için kurulmuş bir oda var. İşte masa tenisi oynayabiliyoruz. Okulun dışarısında bahçede ayak tenisi oynayabilmemiz için fileler var. Yani onun dışında zaten birçok olarak birçok aktivitede bulunabiliyoruz biz. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek veriyorlar. Bu sayede hani aç kaldığımızda gidip kantinden bir şeyler atıştırmak yerine hani bizim beslenmemize de dikkat edip bize 3 öğün yemek veriyorlar. Yemek konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Akşamları saat 7 ile 8 arası bir saatlik etütlerimiz oluyor. Çünkü yani günün birçok saatini spor yaparak, aktivite yaparak geçiriyoruz ama bir şekilde de bizim derslerden hani geri kalmamamız gerekiyor. O yüzden hocalarımız başımızda olmak kaydıyla saat 7 ile 8 arası işte o hafta sınavımız varsa veya yarın dersimiz varsa veya kitap okumak istiyorsak öğretmen eşliğinde 1 saat, 2 saat etütlerimizi yapıyoruz, derslerimizi yapıyoruz. Şöyle bir şey oluyor mesela, çok sağ olsun okulumuz, müdürümüz, müdür yardımcımız hani bu konuda çok ilgileniyorlar. Kariyer günleri diye bir program mesela oluşturuldu. Her ay ünlü olan futbolculardan, eski futbolculardan, antrenörlerden bir kişi geliyor okulumuza ve bu hayatımızda ne yapmamız gerektiği hakkında bize tavsiyeler veriyorlar. Kendi işte komik hikayelerini falan anlatıyorlar. Bize öğütler veriyorlar. Bu şekilde programlar düzenleniyor okulda. Genel olarak o şekilde. Okulda pazartesi, salı günleri yatılık alıyoruz akşamları, bunu söylemiştim. Odalar 6 kişilik, 6 kişi içinde, her biri içinde dolap var. Hijyen, temizlik ve hani kalma açısından hiçbir problem yok. Sporla ilgilenen biri için kesinlikle şey yani harika bir yer. Hatta dışarıdan biri gelip görse der ki yani burası bir okul mu, otel mi? Çünkü hani rahatlık ve konfor bakımından hiç abartmıyorum. Gerçekten bu şekilde hocalarımız hani bize bunun şakasını yapıyorlardı. Genel olarak okulumuz böyle. Tamamıyla sporcular için yapılmış bir mekan diyebiliriz yani. Bizimkisi proje okulu, Türkiye Futbol Federasyonu Meral Celal Spor Lisesi proje okulu. 2014 senesinde kurulmuş bir okul. Sporcular için yapmaları gerekeni yapıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, mezun olduğumda okulumuzun yanında herhangi bir saha yoktu. Çünkü her seferinde tekrardan servise binip mesela milli takım tesislerine gitmek de bir zaman veya bir ekonomi, bir masraf oluyor. Ama şu an mesela okuldaki öğrenciler için oraya bir saha yapıyorlar. Yani her geçen gün şeyi genişletiyorlar. Okulda yapılabilecek şeyin sayısını arttırmaya çalışıyorlar. Kütüphanemiz var mesela, laboratuvarlarımız var, okuma köşemiz var. İşte her bir yerde böyle güzel sözler, anlamlı sözleri görebilirsiniz. Hatta okulumuzun giriş kısmında şöyle bir şey var. Seni buraya getiren yeteneğindir. Burada kalmanı sağlayacak olan şey ise karakterin diye bir yazı var. Mesela her sabah o yazıyı görüp o içeriğe girmek böyle çok farklı oluyor benim için. Zaten ben birazcık disiplinli biriyim, sporcu kafasındayım daha çok. O yazıyı görüp böyle içeri girmek, daha sonra dersleri yapıp antrenmana çıkmak falan
çok keyifli oluyor yani benim için. Harika Ertuğrul. Valla okula çok özendim ama senin de burada katkıların çok büyük bize. Çok güzel anlatıyorsun. Keyifli dinliyoruz. Bir de kız öğrenciler sorabilirler. Kız öğrenciler için böyle bir konsept var mı? Yani çok sorulan soru bu genelde. Ama şöyle, ben mezun olduğum, yani okuduğum süre boyunca okulumuzda kız öğrenci yoktu. Galiba kız öğrenci başvurabiliyor. Bu konuda tam olarak bir bilgim yok. Hatta bu sene galiba başvuran olmuş diye duydum. Bu konuda hani yanlış bilgi vermek istemem ama yani bu konu hakkında ben tam olarak bir şey söyleyemiyorum. Okula kız gelebilir veya gelemez diye. Ama sporcu olup da çok merak eden varsa mesela okulumuza bunu sorabilirler. Gerçekten hani yardımcı olup söylemek isterdim ama ben bu konuda tam olarak bir şey bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemem yani. Çok teşekkür ederim. Ertuğrul, Türkiye Futbol Federasyonu kadın futboluna bayağı bir şu an birazcık arkadaşlarımdan dolayı da biliyorum. Çok ilgililer. Daha yüksek seviyelerde göreceğiz. Eminim o kapsamda buraya da bir giriş sağlanmıştır. Yine de dediğin gibi isteyenler Türkiye Futbol Federasyonu sitesinden veya okulun kendi sitesinden bu bilgiye ulaşabilirler. Senin anıların olarak mezun da oldun. Unutamadığın anıların var mı paylaşmak istediğin? Unutamadığım anılarım tabii ki var. Özellikle yatılı kaldığımız günler çok şey birikiyor. Mesela şöyle oluyor. Aslında saat biz 10 gibi işte yataklara doğru çekiliyoruz. 11'de bizim yat saatimiz oluyor. Yani o saatte artık telefonu kapatıp hayatta olan böyle tüm bağlantımızı sonlandırmamız gerekiyor. Hatta Hakan hocamız var. Hakan Kaya hocamız vardı şu an, kendisi okulu değil. Saat 11 olduğu zaman telefonlar kapanacak diyordu bize. Biz bazen hani o saate tabii ki de her zaman uyuyorduk ama bazen böyle uyuyamadığımız, kendi aramızda sohbet ettiğimiz, anılarımızı anlattığımız böyle şeyler oluyordu. Bazen böyle odalar arasında gidip işte diğer arkadaşları kontrol ediyorduk falan. Bu yani çok güzel anlardı bizim için. Onların hepsini hatırlıyorum yani. Şu an tam olarak işte şu anı var diye söyleyemiyorum ama tabii çok yani normal. Düşünsenize herkes sporcu. Orada şey oluyor yani, paylaşacağınız çok şey oluyor yani. Arkadaştan da öte bir bağlantı oluyor yani. Bir de yatılı kaldığınız için 2 gün okulda daha farklı oluyor yani. İki sorum var yani, daha belki sohbeti devam edebiliriz ama o iki soruyu atlamadan paylaşayım hemen. Birincisi şu. Futbol oynadığınız için böyle bir sakatlanmada eğitimin durması söz konusu olabiliyor. Bunu nasıl size cevaplıyorlar ya da nasıl, hiç tecrübe ettiniz mi siz mezun olarak da? Eğer sorduğunuz soru mesela sakatlanan kişiye, mesela antrenman yapıyorsunuz, sakatlanan kişiye kim bakıyor? Eğer sorduğunuz soru buysa cevabı şu: antrenmanlara fizyoterapistler katılıyor. Herhangi bir sakatlık durumu yaşadığımızda direkt onlar zaten müdahale oluyorlar duruma. İşte ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten böyle bir medikal bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda ve hastaneye gidilmesi gerektiği durumlarda ambulansla hastaneye götürüyorlar. Ama eğitim nasıl devam ediyor diye soracak olursanız, evet. Zaten mesela normal okulda da çok ağır bir şey yaşayan kişi varsa normal mesela okuluna gitmiyordur, yani gidemiyordur diye düşünüyorum. İşte futbol oynadığı için bundan kaynaklı bazı ufak tefek sakatlanmalar olduğu zaman fizyoterapistimiz bakıyor. Herhangi bir problem varsa çözüm üretmeye çalışıyor. O şekilde yine derslere katılım oluyor yani. Herhangi bir aksaklık söz konusu şu ana kadar yaşandığını ben hatırlamıyorum yani. Yani genel hayatımızda, diğer liselerde olan neyse burada da aslında o geçerli. Çok fazla bir risk taşımıyorsunuz. Gerekli bakım ve ilk yardım da zaten hemen yanı başınızda. Bu emniyet ve güvenli. Anladım. Diğeri de senin bundan sonraki hayatınla alakalı birazcık da. Lise bitti. Üniversitede de yine spor bölümünü seçtin. Peki futbolda mı devam edeceksin ya da lisansın var mı? Bu lisede okurken bunlar nasıl oluyor? Daha önceden böyle bir lisans yoksa? Ben aktif olarak zaten şu an futbol oynuyorum. Sporcuyum. 7 senedir de lisans olarak sporcuyum. Yaklaşık 4-5 aydır da ayrıca atletizm yapıyorum. Şu an üniversitede öğrendim onu da birazcık. Spor lisesinden mezun olduktan sonra zaten eğer profesyonel olma, spora devam etme gibi bir kişinin hedefi varsa spora zaten devam ediyor ki mesela okulumuzun öğrencisi olan Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'ta oynuyor şu an kendisi. Beşiktaş'ta mesela futbol hayatına devam ediyor. Ama mesela eğer kişi profesyonel olacak düzeyde değilse veya spor hayatına devam etmeyecekse şu an yeni getirilen bir kural var. Spor liselerinden mezun olan kişiler antrenörlük belgesi alma hakkına sahip oluyorlar. Yani bundan yararlanıp spor lisesinden mezun olduğu için bir yerde antrenörlük yapabilir. Veya gerçekten üniversite sınavına çalıştıysa veya üniversitede spor alanında bu eğitim hayatına devam etmek istiyorsa şayet üniversitelerin spor bilimleri akademisine başvurup öğrenimine devam edebilir, benim gibi mesela. Bu şekilde oluyor. İsteyen kişi profesyonel yaşamına, yani futbol hayatına devam edebilir.
isteyen kişi daha yeni getiren bu kuralla beraber, okulun sağladığı avantajla beraber antrenörlük belgesi alıp bir yerlerde antrenörlük yapabilir veya öğrenim hayatına devam edebilir. Tabii bunları aynı anda da yapabilir. İkisini aynı anda yapabilir. Sadece birini yapabilir. O artık kişinin seçimi ve kararı doğrultusunda hani ilerlenecek bir durum. O şekilde devam ediyor. Böyle özendiniz siz çünkü bir önce olacaksınız. Şimdi böyle bir bölümden mezun olup devam eden göz önünde olan kişiler olarak. Sizin öncesinde özendiğiniz hem okulunu okumuş hem de yeteneği de olan futbolcu, antrenör söyleyebileceğin herhangi bir spor adamı var mı? Herhangi bir spor adamı şu an aklıma gelmedi ama geçenlerde Rüştü Reçber kariyer alanında hani yapılan şey, az önce söylemiştim ya, her ay düzenlenen bir program oluyor. Kariyer konuşmaları adı altında hani okulumuza konuklar geliyor. Mesela ben Rüştü Reçber'i bu konuda çok takdir ediyorum. Çünkü hem futbol alanında çok iyi yerlere geldi, mesela Barcelona'da oynadı. Hem de şu an antrenörlük yapıyor mesela. Yani Rüştü Reçber olabilir. Mesela Rasim Kara şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nda hani önemli olan isimlerden bir tanesi. Rasim Kara ve Rüştü Reçber örneğini verebilirim. Ama şu an tam olarak işte sorduğunuzda hatırlayamadım ama çok normal. Genel olarak çok normal Ertuğrul. Ama ileride siz o kadar işte öncüsünüz ki bizim açığımızı da kapatarak gururlandıracağınıza ben inanıyorum. Böyle olgun hem fiziki olarak da hem zihin olarak çok önce olacağınıza ben inanıyorum. İleride birileri röportaj yaptığında o öncü kişiler olarak Ertuğrul Keskin diyeceğini ben şimdiden buradan görüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz Ertuğrul. Senin tavsiyelerin varsa son olarak söylemek istediğin bir şeyler arkadaşlarımıza. Son olarak söyleyebilirim aslında, şu an aklıma geldi. Okul müdürümüz Candar Keskin ara ara belediyelerle düzenlenen bazı toplantılar oluyor galiba. Okul, yani hocamız bize bunu söylediği için ben şu an bunu hatırladım. Söyleme gereği duydum nedense. Hani şöyle bir mantık olabiliyor bazen. İşte siz sporcusunuz, spor lisesisiniz. Akademik anlamda başarı sizin neyinize bir mantığı oluyor genelde. Neden oluyor hiç bilmiyorum. Biz okulda aynı zamanda hani normal olarak akademik öğrenmemize devam ediyoruz. Yani Türkçe, matematik, kimya, işte diğer temel derslerin hepsini alıyoruz okulda. Bunun yanında ekstra olarak sporcu olduğumuz için sporumuza devam ediyoruz. İlçe içerisinde düzenlenen bazı yarışmalar oluyor. Spor etkinlikleri veya spor etkinliğinden bağımsız olarak bazı etkinlikler düzenleniyor. Ki bir tanesine katıldım. Şu an bu yayını yaptığımız laptopu da o yarışmadan kazandım ben. Wow. Yani şu mantığı diyor insanlarda. Siz sporcusunuz, akademik anlamda çok bir şey bilmezsiniz mantığı oluyor. Ama ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir kişi isterse hem sporu da aynı anda götürebilir, hem akademik hayatına da devam edebilir. Eğer birilerinin kafasında işte ben çocuğumu, oğlumu spor lisesine gönderirsem akademik anlamda geri kalır mantığı varsa, ben böyle düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum ki en hani somut örneği de şu an karşınızda duruyor diyebilirim. Yani üniversite kazandım, bir şekilde öğrenimine devam ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben bu konuda. Çok teşekkür ederim burada da hani muhteşem kendimi ifade edip burada bana şey verdiğiniz için. Umarım yani insanların şey kafasında bir yer edinmiştir yani bizim spor lisemiz. İnanıyorum, inanıyorum Ertuğrul. Çok teşekkür ederiz. Mesajların çok güzel, çok anlamlıydı. İnşallah bizim bu seninle beraber tanıştıklığımızla birlikte devam da edecektir. Daha başka konularda da sana danışacağımızı düşünüyorum ben. Çok güzel bir öncülük yaptın. Spor lisesini tanıttın. İnşallah bu konuda bilgisi olmayanlara da bir ışık oldun. Hayatında, hem meslek hayatında hem spor hayatında başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere Ertuğrul. İyi günler, görüşmek üzere. Ertuğrul Keskin konuğumuzdu. Spor lisesini anlattı ve spora olan iştiyakımızı, spora olan duyarlılığımızı hem akademik açıdan hem de yetenek açısından birleştirdi ve bu hepimize çok güzel bir hatıra oldu. Görüşmek üzere.